Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Lünj ile alakalı epey dolu bir gün geçti arkadaşlar. Bu da aslında genel bir değerlendirme videosu olacak. Genel anlamda, ciddi anlamda kötü haberler geldi. Tabii şöyle bir şey var. Örneğin kötü haber var, kötü haber var. Bazı kötü haberler oluyor. Kötü olmasının sebebi tamamen e, yatırımcıların aslında e, normalde teknik anlamda bir soruna vesaire e, sıkıntı vermeyecek olmasına rağmen yatırımcının aslında yanlış anlamasından dolayı kaynaklanıyor. E, bunlar üzerinde özellikle gün içerisinde yaşadığımız binansın geçmişte e, yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda çok fazla gündeme oturması e, bazı geçmiş olayların e, yeniymiş gibi anlaşıldı ve dolayısıyla da ne oldu bir panik ortamı yarattı. E Bir diğeri aslında yine Duvon meselesi. Şimdi e, baktığımız zaman örneğin Duvon her zaman söylüyorum. Tutuklanır işte şu olur yok kaçar. Adam zaten e, şey e, ne yapıyor? Ülkenin yargısından aslında olabildiğince kaçıyor şu an arkadaşlar. Dolayısıyla normalde olay Duvon değil. Yani asıl odaklanılması gereken nokta. Olay Duvon'dan e, Tera'ya sıçrayacak mı? Tera klasiğe sıçrayacak mı? Asıl olaylar aslında bunlar. Yani bir... Dediğim gibi kötü haber var, kötü haber var. Mesela hep bunu örnek veririm çünkü olay gerçekten böyle şeydi yani. Phantom mesela, Phantom'un bir tane çalışanı işten ayrıldı diye, ekipten ayrıldı diye Phantom düştü de düştü arkadaşlar. Aylar önce oldu bu. Epey bir zaman düştü. Halbuki yani adamın girmesi, çıkması bu neyi değiştirir? Veriler ortada. Yerine yeni bir yazılımcı gelir, görevi o devralır. Yani fakat yatırımcı tarafında paniğe sebep oldu. Nitekim burada da e, tera coinleri üzerinde bunu bilmek lazım. Çünkü e, sonuca her zaman gerçek bilgi ulaştırır e, neticede. O yüzden e, örneğin Duvon işte yemek yiyor, Duvon ayakkabısını giydi, Duvon işte şuraya kaçtı, buraya kaçtı. Bunlar e, asıl önemli olan şeyler değil. Olaylar buraya yansır mı yansımaz mı? Yani e, fut haberden ziyade iyi ya da kötü haberi ayırt etmek lazım. Bu bağlamda dediğim gibi Binance'la da alakalı örneğin ben Binance'ın son noktaya kadar delist edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. E tabi her şey mümkün ama Binance bunları delist etmez. E, hükümetten büyük bir karar çıkmadıkça Binance tarafında delist olacağını düşünmüyorum. Çünkü inanılmaz başı ağrıdı zaten adamların. Yani Binance dahi e, ne yaptı? Epey bir süre bu durumla çöküşten sonra. Başa çıkmaya çalıştı. CZ uzun bir vakit bu konuyla alakalı konuştu. Her yere sıçradı yani. Şimdi adamlar tutup da bu coinler. Şimdi örnek veriyorum. Yani LUNCH, LUNA bizzat kendi sonlarını getirmezse. Ben aslında borsaların hiçbir tanesinden böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü herkesin bakış açısı bu konuda aynı. Yani zaten çökmüş bir coin diyorlar. E Biz paramızı tazmin etmek istiyoruz. O yüzden işte yatırım yapıyoruz. E siz tutuyorsunuz. Coin'i delist ediyorsunuz gibi e, inanılmaz derecede bu şekilde tepki yağar kaldı ki e, şu an yakın mekanizması geldikten sonra da hemen hemen yakın mekanizmasını kabul etmeyen borsa kalmadı. Zaten bu konuyla da alakalı konuşmuştuk çünkü e, genel anlamda ne yapar adamlar tepki çekerler. Dolayısıyla ben Binance'ın e, Terra Coin'lerini delist edeceğini de pek düşünmüyorum. FTX buna yönelik e, hareketler yaptı kaldı ki şöyle bir durum var e, FTX ile alakalı. Birincisi zaten tepki aldı. İkincisi, FTX e, zaten çok fazla parite bulundurmuyordu tera coinleri üzerinde arkadaşlar. Yani FTX'in öyle işte şu paritesi, bu paritesi vesaire vesaire zaten e, yoktu anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı bu konuda biraz e, rahat davrandı. Ne e, borsanın üzerinden çok fazla geliri vardı, ne de LUNC'un e, FTX borsasından pek fazla ya da tera coinleri açısından diyeyim işte. De, gibi işte Mirror, Anchor işte ne bileyim USDC falan e, FTX üzerinden zaten çok fazla şey yoktu yani e, pek bir kullanıcısı yoktu yani FTX üzerinde. Nerede var? Binance'da var, iki işte KuCoin'de var vesaire vesaire. Şimdi aslında iki temel unsur var şu an gerçekten kötü haber diyebileceğimiz. Bir tanesi e, günler önce konuyla alakalı konuştuk arkadaşlar e, sanırım iki gün önce konuştuk. E, tabii ya bir şeyler farkındayım e, konuşurken e, şey olmadığı zaman işte bir olay gerçekleşmemiş olduğu zaman e, fikir çatışması olduğunda tepki gelebiliyor ama e, şu an gerçekleşti de ki gerçekten gönül isterdi ki ABD'nin bunu yapmasın yani ABD tarafının özellikle tera coinlerine ilerleyen vakitlerde ambargo uygulayabileceği e, bir takım farklı durumlar yaşatabileceği düzenlemelerden. E, tera coin'lerinin geçme olasılığının düşük olduğunu konuşmuştuk. E, daha bugün haberler geldi ve biliyorsunuz ABD tarafından genel olarak algoritmik stable coin'leri arkadaşlar e, bir yasa tasarısı bildiğiniz üzere. Şu an hani onaylanır onaylanmaz e, bu tam olarak belirgin değil. Ancak belirgin olan şey yasaklanması konusunda biliyorsunuz ki ABD tarafının şu an bir adım attığı ve bu konuda e, ısrarcı olunacağına dair meclisten neler var yorumlar var arkadaşlar dolayısıyla bunlar da iyi haberler olarak gelmedi e, kesinleşmiş bir şey olmamasına rağmen çalışmalar olması da e, tedirgin edici Tabii yatırımcılar açısından hep bu tarz şeyler yani örneğin onaylansa bile bunlar hemen dakikasında olacak şeyler değil e, zaten bununla alakalı da uzun vade konuştuk yani işte e, önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girebilir. Örneğin adamlar dedi ki algoritmik stable coin'leri yasaklıyoruz. Fakat bunun da bir yürürlüğe girme tarihi olacaktır arkadaşlar. Yani ki onun 2023'ten önce olmasının pek ihtimali yok diye düşünüyorum. dolayısıyla bunlar da <laughs> uzun vade hareketler. Yani tutup adamlar şu dakika oylama başlatamaz. Başlatsa hemen sonuçlanmaz. Geçse geçse Hemen yürürlüğe girmez. Yani bunlar uzun e, dönemeçli hareketler. Fakat bilinen şey ABD tarafında e, bu konuyla alakalı tera coinlerine olumsuz halde söyleyebileceğimiz durumlar söz konusu. E, birincisi bu. İkincisi Güney Kore'nin işte dediğim gibi Duvon'u yakalaması durumunda ne yapması? E, tera'ya da olayı sıçratması ve işte Duvon'u yakaladık. Terraform lapsında faaliyetlerine son veriyoruz tarzında bir e, harekete gitmesi e, gibi durumlar mevzu bahis. E bu konuyla da alakalı konuştum. Yani bu konuda da tabii ki böyle bir ihtimal var ama henüz e, Güney Kore tarafı doğrudan terraformlapsa e, herhangi bir işlem uygulanmadı ya da uygulayacağını ima etmedi. E, kaldı ki bunu yapmasını doğru bulmuyorum. Dediğim gibi kimi yani burada kim cezalandırılacak? Terraform Labs'ın faaliyetlerine son verilse, işte coin'ler durdurulsa bu Duvo'na ya da ekibe mi bir ceza olur yoksa halka mı bir ceza olur? Bunu bir düşünmek lazım. E, fakat her zaman dediğim gibi e, bir şeyler üzerindeki etmenleri bilip e, hareketleri de buna göre yapmak lazım. Genel anlamda global bir mesele olduğu için bu çöküş. E, nitekim Luncun da spekülasyonu inanılmaz fazla. E, fazla bir volatilitesi var. Sağlıklı giden bir durum altında ...Lünc'ün yükseliş potansiyeli yüksek olmasına rağmen... ...her zaman söylüyorum... ...uzun vade konusunda... ...ön göremeyiz. Aleyhine çalışmalar var. E, nitekim Güney Kore gibi... E, ...bu tarz radikal kararlar... ...verebilecek unsurlar var. e Kişisel olarak sorduğunuzda... ...ben Güney Kore'nin bunu yapmasının doğru olmayacağını... ...ve yapacağını da düşünmediğimi... ...zaten söyledim. Ancak... E, ...bu yani adamlar sonuçta... ...benim kararlarımı uygulamıyorlar. Yani benim düşüncelerimi ya da fikirlerimin Güney Kore hükümeti tarafından hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ortamda bir ihtimal olumsuz ya da olumlu bir risk varsa tabii kişi de bunları göz önünde bulundurmalı, bulundurmalı ki bir sıkıntı vesaire olduğu takdirde zor duruma düşmemesi gerekiyor. E bu bağlamda da her zaman söylediğim küçük coin bakış açısıyla yani daha trade'e dönük, uzun vadeden ziyade örneğin coin'i yıllarca bekletmenin yanı sıra daha çok e, şey orta vade zaman aralıklarında e, yatırımcı tarafından ilgi görmesi coin'in. Bununla birlikte sermayeyi ne yapmak e, düşük tutmak gibi gibi hareketler daha e, korumacı bir durum sağlayacaktır arkadaşlar. Nitekim kripto paralara genel anlamıyla e, özellikle tek bir coin'e bakın tek bir coin'e bu matikte olsa avaxta ben... Tek bir coin'e tüm sermaye girilmesini mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Çünkü her zaman yani proje ne olursa olsun tek bir yatırıma bu şekilde yapılması mantıklı değilken aslında lunge gibi ödülü yüksek ama riski de yüksek bir coin'e de arkadaşlar tamamen tam sermaye bir şekilde hareketler yapılmasını da doğru bir strateji olarak görmüyorum genel anlamıyla. Dolayısıyla durumlar bunlar arkadaşlar. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hep uzun vadeli konular. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.